Son bir yılda iki başarısız darbe girişimine, bir de devlet başkanına yönelik suikast girişimine sahne oldu. 30 Nisan'daki darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlansa da Venezuela'da sular durulmadı. Venezuela'da neler oluyor? Normalleşme sürecine girecek mi? Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi José Bracho konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Hoş yayınımıza. bulduk. Evet, Venezuela'da neler oluyor? İki darbe girişimi yaşandı ülkede. Venezuela'da bu darbe girişimine neden olan etkenler nelerdir ve hükümet bu etkenlerle nasıl mücadele ediyor? Venezuela, Nicolás Maduro Moros'un hükümete gelişi itibariyle alışılmadık savaş yöntemleriyle bir bombardımana tutulmaya başlandı. Öyle ki Komutan Hugo Chavez Frias'ın ölümünün hemen ardından yapılan seçimlerden galibiyetle çıkan Nicolás Maduro'ya hem şahsına hem de hükümetine sistematik bir savaş uygulanmakta. Nicolás Maduro Moros göreve geldiğinden beri ülkede ekonomik, finansal, medyatik ve psikolojik savaşlara maruz bırakıldı. Aslına bakarsanız bunlar yeni nesil saldırılar. Ülkeye pek çok yaptırım yapıldı, tek taraflı ambargolar uygulandı. Türk halkına ve sizlere daha açıklayıcı olması açısından finansal savaşla ne kastettiğimi ufak bir örnekle açıklayayım. Biliyorsunuz Venezuela dünya üzerindeki en büyük petrol rezervlerine sahip ülke. Fakat son yıllarda yaşanan bu kriz dönemi başlamadan çok çok önce dünya üzerindeki kredi derecelendirme kuruluşları tarafından, mesela bunlardan bir tanesi Standard Plus, bir tanesi Moody's, Sudan, Irak ve Afganistan'la aynı denkliğe getirerek Venezuela'nın kredi notları son derece aşağı çekildi. Son yıllarda yaşamakta olduğumuz alışılagelmedik savaştan, konvansiyonel olmayan savaştan da bahsettiğimizde aslında temelinde Polonyalı Brzezinski'nin kaos teorisi olduğunu görüyoruz. Bu kaos teorisi gereğince de ülkelere çeşitli anlamlarda baskılar uygulanarak halkın refah derecesi düşürülmekte, istikrarsızlaşmaya gidilmekte ve ülke kaosa sürüklenerek hükümet düşürülmek istenmekte. Aslına bakarsanız Venezuela tarihinin en büyük finansal ve ekonomik krizini yaşamaktayız ve bu çok yönlü bir kriz. Bu krizin bir yönü Amerika Birleşik Devletleri ve bazı önemli Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından ülkemize uygulanan tek taraflı yaptırımlar. Ama bunun yanı sıra bu tarihi krizin nedenlerinden biri de ülkenin ekonomisinin son 100 yıldır petrol gelirine bağımlı bir yapıya sahip olması. Şimdi ise bizim bu bağımlı yapıdan kurtulabilmek için yapmamız gereken şey ve yapmakta olduğumuz şey ekonomimizi çeşitlendirme yönüne gitmek. Adeta Venezuela toplumu üzerinde uyuşturucu etkisi yaratan bu durumdan sıyrılmamızın önemli yollarından bir tanesi dediğim gibi ekonomik çeşitlilik. Bu bağlanmada tabii ki bu çeşitliliği mümkün kılmak adına uluslararası müttefiklerimizden de Türkiye gibi, Hindistan gibi, Rusya gibi, Çin gibi destek alıyoruz. Ve elbette ki siyasi diyalog da bizim için bu anlamda son derece önemli. Çünkü unutmamak lazım ki sadece halklar kendilerini kurtarabilirler. Bu anlamda ülkede var olan politik iradeye dahil kişilerin her zaman için halktan yana ve halkla diyalog içinde olmaları şarttır. Bu noktada şunun da altını çizmek lazım. Tek taraflı yaptırım dediğimizde neyi kastediyoruz? Şimdi bu konuyla alakalı size çok basit bir örnek vermek istiyorum ama tabii ki bu örnek yapılan her şeyin de tek bir örneği değil. Venezuela'nın yaklaşık 5 milyar doları Japonya, Portekiz ve dünyanın pek çok bankası tarafından dondurulmuş durumda. Diğer taraftan Trump hükümetinin emriyle Venezuela'nın yurt dışındaki en önemli şirketlerinden biri olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Citgo şirketinin 30 milyar dolarlık sermayesine de aynı şekilde el koyulmuş durumda. Bunlar tamamen adaletsiz ve tek taraflı yaptırımlar. Bir ekonomik kriz tespitinde bulunuyorsunuz. Hatta ülke tarihinin en büyük ekonomik ve finansal krizini yaşıyor diyorsunuz. Bir insani krizden bahsetmek mümkün mü ülkede ayrıca? Venezuela'da tüm yaşanmakta olanlar, şu anda Venezuela halkının çektiği sıkıntı aslına bakarsanız tek taraflı yaptırımların korkunç
sonuçları. Ülkede tüm Batı Yarımküre'ye bakacak olursanız aslında Venezuela'nın günümüzde yaşamış olduğu kriz tek taraflı uygulanan dünya üzerindeki en barbar ve en kötü niyetli ambargonun sonucu. Küba'daki ambargoyu biliyoruz, Küba'ya uygulanan ambargoyu. Şunu söyleyebilirim ki Türk halkı da zaten bu anlamda son derece bilinçli. Venezuela'ya uygulanan ambargonun çok geniş ve çeşitli boyutları var. Evet, Venezuela halkı çok zor zamanlardan geçiyor. Ama her zaman olduğu gibi egemenliğini savunmaya devam ediyor. Çünkü Venezuela halkı yaşamakta olduğu krizin dış nedenler kaynaklı olduğunun çok iyi farkında. Evet, ülkede kriz var mı? Var. Ama biz bu krizi aşmanın da mümkün olduğunu biliyoruz. İnsani kriz dediğimizde, insani kriz dediğimizde ne kastettiğimizi iyi anlamamız gerekiyor. Bu anlamda da Latin Amerika coğrafyasına genel anlamda bakmak daha uygun olacaktır. Sadece Venezuela'yı hedef almak yanlış olacak. Dünya üzerinde var olan en eşitsiz coğrafya aslında Latin Amerika coğrafyası. Bunu anlamak için ülke ülke bakabiliriz. Öyle ülkeler var ki herhangi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ambargosu olmaksızın ya da bazı ülkeler var ki bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası oldukları halde halkları son derece sefalet içinde yaşamakta. Ama Venezuela halkının şöyle bir avantajı var. Venezuela halkının arkasında duran bir hükümeti var. Yaşanan tüm finansal ve ekonomik sıkıntılar ne kadar ileri boyutlara giderse gitsin, Venezuela hükümeti hiçbir şekilde halkına yaptığı sosyal yatırımlarından tek bir kuruş da kesmemiştir. Ve her zaman halkının arkasında olmaya devam edecektir. Dünya üzerinde Batı Yarımküre'yi göz önüne bulunduğumuzda az önce de söylediğimiz gibi tarih üzerinde yaşanmış en barbar ve en katı ambargo evet bizim ülkemize Venezuela'ya uygulanmadı. Ama içinde bulunduğu tüm duruma rağmen Venezuela hükümeti günümüze baktığımızda 2 milyondan fazla tam donanımlı evi en fazla ihtiyacı olan ailelere ücretsiz olarak vermiş durumda. Venezuela ne kadar zor zamanlardan geçerse geçsin, Venezuela hükümeti sosyal anlamda tek bir kuruş da kesintiye gitmemiştir ve gitmeyecektir de. No se hacen recortes de tipo social. ABD'nin ekonomik yaptırımlarından bahsettiniz ama bir yandan da asgari işgali konuşuluyor. 30 Nisan'daki darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı ama muhalif lider Gaudi ve kendisini destekleyen ABD'den askeri müdahale olabileceği açıklamaları var. Trump kabinesi de Pentagon'un sessiz odasında Venezuela gündemli bir toplantı yaptı. Bu toplantı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yo quiero... Bu noktada size ve Türk halkına çok önemli bir şey anlatmak istiyorum. Venezuela yani Nicolas Maduro hükümeti aslında kiminle karşı karşıya? Juan Guaido adındaki şahısa mı karşıyız? Elbette ki hayır. Müsaadeniz olursa size Juan Guaido kim biraz ondan bahsedeyim. Juan Guaido dediğimiz beyefendi muhalif kanada dahil bir milletvekili. Düne kadar kimsenin de adından sanından haberdar olmadığı bir şahıs. Aslına bakarsanız Juan Guaido'nun başını ya da çektiği ya da temsil ettiğini söylediğimiz parti halk iradesi olarak bilinen ve başını Leopoldo López'in çektiği bir muhalif bloğun içinde yer alan bir azınlık. Bu noktada bu bloğun da geçtiğimiz seçimlerde sadece %12,5'luk bir meclis katılımı olduğunu görüyoruz. Yani bu da demek oluyor ki Juan Guaido tarafından temsil edilen parti 112 koltuklu mecliste sadece 14 tane koltuğa sahip olabilmiş. Bu da demek oluyor ki Juan Guaido bırakın Venezuela halkını temsil etmeyi dahil olduğu Venezuela muhalefetini de dahi temsil edecek kadar değil. Az önce de söylediğim gibi Juan Guaido'nun temsil etmiş olduğu parti azınlık bir parti. Koskoca parlamento önünde sadece %12,5'lik bir orana sahip. Juan Guaido dediğimiz şahıs bundan önceki yerel seçimlerde valiliğe adaylığını koyuyor, kaybediyor. Daha sonra milletvekili adayı oluyor ve
Venezuela'da bulunan 20 milyon seçmen gözüne alındığında 90 binden daha az oyla milletvekili seçiliyor. Bu da 20 milyon ile orantılandığı zaman sadece %0.4'lük bir orana tekabül ediyor. Yani kısaca Juan Guaido hiç kimse, hani evinde bile tanıyan var mıdır onu söylemek bile şüpheli. Medya kuruluşları aslına bakarsanız Juan Guaido'nun imajını oldukça abarttılar, bu imajı oynadılar, bunu kullandılar. Venezuela siyasetinde gerek Leopoldo López gerekse Juan Guaido siyasi birer kaybeden. Venezuela'nın, daha doğrusu Latin Amerika'nın aşırı sağına mensuplar ve bunlar birçok kez darbe girişimlerinde bulundular. Ülkeyi istikrarsızlaştırmak adına pek çok girişimleri oldu. Öyle ki sokaklarda şiddet yanlısı gösterilerde pek çok insan hayatını kaybetti. Bunun en sonuncusunu da sizin de söylediğiniz gibi geçtiğimiz 30 Nisan tarihinde gördük ve bu da hüsranla sonuçlanan bir darbe oldu. Kaybettiler. Biz burada bu isimleri söylerken aslında neonazilerden bahsediyoruz, ırkçılardan bahsediyoruz. Bunlar her türlü demokratik yolu reddediyorlar, seçimleri tanımıyorlar. Mayıs 2018'de ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı ve şu andaki Cumhurbaşkanımız Nicolas Maduro 6 milyon oydan fazla oy alarak göreve geldi. Fakat onların istediği şey seçilmiş bir cumhurbaşkanı tanımaktansa zor kullanarak bu cumhurbaşkanını görevinden almak. Eğer siz seçimleri ve demokratik yolları tanımıyorsanız önünüzde iki alternatif kalıyor. Bunlardan bir tanesi ülkede bulunan ordunun desteğini almak ki bizim ülkemizde Bolivarcı ordu, Venezuela ordusu kurumsallığı tercih eden bir ordu ve seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros'u destekliyor. Diğeri ise kitlesel bir hareket başlatmak ve başlatan kitlesel hareketle Cumhurbaşkanı'nı görevden almak. Bununla alakalı olarak güzel de bir şey söyleyeceğim size. Elimizdeki bilgilere göre geçtiğimiz 30 Nisan'da yapılan bu kitlesel harekete sadece 5000 kişi katılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Venezuela'nın nüfusu 30 milyon. Yaptığınız zaman gerekli orantılamayı nüfusun sadece 0.01'ine denk geliyor yüzde olarak. Ama az önce de belirttiğim gibi imparatorluğa hizmet eden dünya medyası ne yazık ki olayları sanki tüm Venezuela sokaklara çıkmış da Nicolas Maduro'yu bir şekilde görevden almak istiyormuş gibi lanse ediyor. Ama durum kesinlikle böyle değil. Burada bahsettiğimiz şey bu Guaido adı verilen kimsenin tanımadığı ne diyor belirsiz şahsın yaptığı çağrıya Venezuela nüfusunun sadece 5000'i yani %0.01'i icabet etmiş durumda. Panorama aslında az önce izah ettiğimiz şekilde Venezuela'daki muhalefet Juan Guaido ve Leopoldo López tarafından güdümleniyor. Antidemokratik yolları tercih ediyorlar. Hiçbir şekilde diyalogdan veya seçim yolundan yana değiller. Bu anlamda halkın oyuyla göreve gelmiş olan bir cumhurbaşkanını da zor kullanarak görevden almaya çalışıyorlar. Az önce de bahsettik, iki alternatif dedik. Ya kitlesel hareket başlatırsın Venezuela'da, halkın desteğini arkasına alırsın ya da orduyu arkana alırsın ya da ordunun önemli bir kısmını arkana alırsın. Ama bunların elinde hiçbir desteği yok, hiçbir çıkar yolları yok. Yapabilecekleri tek şey zor kullanmak. Bu zoru da nasıl kullanacaklar? Juan Guaido denen şahsiyetin Miraflores Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşmasının tek bir yolu var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istemek ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı Miraflores'e Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş tankları eşliğinde gitmek. US Marines, Amerikalı denizcilerden bahsediyoruz. Ama burada asıl önemli olan şey Venezuela'nın karşılaştığı birebir muhatabı kesinlikle Juan Guaido değil. O dedik hiç kimse, burada en büyük düşman ve en altı çizilmesi gereken konu karşılaştığımız unsurun Amerika Birleşik Devletleri. La única forma de que Juan Guaido llegue al Palacio de Miraflores. Evet, Trump kabinesi Pentagon'un sessiz odasında bir özel gündemli bir toplantı yapmıştı. Konu da Venezuela'ydı.
Sizce bu toplantıda neler konuşuldu? Sizce asgari işgal söz konusu olur mu? Bu toplantıdan sonra bir süreç hızlanabilir mi? Yoksa yaşanan süreci siz de özetlediniz. Başta muhalif lider Guaido'nun arkasında bir kitle olmadığından bahsettiniz. Bu başarısız darbe girişiminden sonra ABD içinde herhangi bir asgari işgal masayı rafa kaldırılmış denebilir mi? Bu noktada şöyle devam edelim. Medya bir taraftan bizim Cumhurbaşkanımızı komik duruma düşürmeye çalışıyor. Diğer tarafta dünyada zalimliğiyle tanınmış en büyük istihbarat servisine sahip siber komandoları olan tarihin, insanlık tarihinin ve gezegenin belki de bugüne kadar görüp göremeyeceği en büyük askeri güce sahip olan bir ülkenin karşısında Venezuela var. Bir taraftan dediğim gibi medya Nicolas Maduro'yla dalga geçiyor ama bir taraftan da bakıyorsunuz nedense düne kadar otobüs şoförü olan halkın içinden gelen bir halk çocuğunu ne yapıyorlar, ediyorlar ama yıllardır uyguladıkları tüm baskı ve savaşa rağmen bir türlü görevinden alamıyorlar. Şimdi bu noktada şöyle bir şey var. Bu çok enteresan. Çocukluğumuzdan beri izlediğimiz bir Hollywood imajı var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, bunların Süpermenleri var, Kaptan Amerikaları var. Bunlar her zaman en iyi olanlar, en yakışıklı olanlar, en güzel olanlar, asla yanılmayanlar. Bunlar kendilerini bu şekilde biraz boyayarak aslında olmadıkları bir şey haline büründürüyorlar. Ama diğer taraftan dediğim gibi bir otobüs şoförü geliyor, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan bir ülkenin başına geliyor ve siz ne yaparsanız yapın bunu bir şekilde deviremiyorsunuz. Şimdi diyorlar ki Venezuela ile alakalı olduğunda biz bütün opsiyonları masanın üzerine koyduk. Hayır, bu da yalan. Böyle bütün opsiyonlar masada filan diye bir gerçeklik söz konusu değil. Onların masaya koymuş oldukları tüm opsiyonlardan kasıtları demokratik olmayan yollar, şiddet ve elbette ki askeri müdahale. Masada diyalog yok, demokrasiyle alakalı hiçbir şey yok. Evet, Venezuela'da şu anda ekonomik ve siyasi bir kriz yaşanıyor. Ekonomik krizin reçeteleri belli, siyasi kriz aynı şekilde. Siyasiler ve diplomatik yollardan çözülmesi gereken krizler. Bu noktada az önce bahsettiğimiz askeri müdahaleyle alakalı olası bir gerçekleşme durumu sadece Venezuela için değil, tüm Latin Amerika coğrafyası için gerçekten önü ardı asla alınamayacak derecede kötü sonuçlara sebebiyet verecektir. Venezuela'ya karşı evet bir savaş var. Yasal hükümeti, Venezuela halkının iradesi tarafından seçilmiş olan bir hükümete karşı ve Venezuela halkına aslına bakarsınız yapılabilecek tüm insan hakları ihlalleri yapılmış durumda. Bir şekilde tüm bunlara rağmen eğer biz ayakta durmayı başarabildiysek bu savaşlardan da alnımızın akıyla çıkmayı bilmek durumundayız. Artık bu bizim için boynumuzun borcu oldu diyebiliriz. Buradan bir ders de çıkarmalıyız ama galip de gelmek zorundayız. Eminim ki Türkiye halkı da tüm diğer dünya halkları gibi olduğu gibi Venezuela'yı kalbinin her zaman bir köşesinde taşıyor şu an. Yeni sömürgecilik, aslına bakarsanız bunların yapmak istediği yeni bir sömürgecilik dönemi başlatmak. Biz bu dönemi aştığımızı düşünüyorduk ama bunlar bir şekilde bizi 19. yüzyıla geri döndürmek istiyorlar. O zamanlar hatırlarsanız büyük imparatorluklar sömürgelerine vali atarlardı. Bu yapılan da aslına bakarsanız buna benziyor ama biz 21. yüzyıldayız ve Venezuela şu anda kendi saygınlığı, egemenliği ve kendini ifade etme hakkını bir şekilde
savunmakta. Bu noktada Türkiye bizim için oldukça önemli ve güzel bir referans. Çünkü biz Türkiye'den düşman ne kadar büyük olursa olsun yenilebileceğini örnek alıyoruz. Bunun için verebileceğimiz en güzel örnek de Çanakkale Savaşı. Biliyorsunuz Çanakkale'de Winston Churchill Türklerin karşısında yenilgiye uğradı. Yenilmez denen İngiliz donanması Türk askerinin karşısında yenilgiye uğradı. O yüzden de Türk tarihi ve Türkiye'nin yaşamış oldukları bizim için çok önemli ders alınması örnekler. Biz biliyoruz ki hiç kimse yenilmez, yıkılmaz değildir. Düşman da ne kadar büyük olursa olsun, eğer ki halklar ilgili şekilde organize olmuşlarsa, egemenliklerini, bağımsızlıklarını ve şahsiyetlerini, saygınlıklarını koruma yönünde karar almışlarsa, o halkın önünde kimse duramaz. Peki ya Rusya'nın Venezuela'daki varlığı, ABD'nin de bu özel olarak tepkisine neden oldu? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Canımız kim ne isterse onunla dost olmak, onunla arkadaşlık kurmak, dostluk kurmak bizim tercihimize kalmış. Bu İran olur, Rusya olur, Çin olur, Hindistan olur, Türkiye olur. Kimse kusura bakmasın da 19. yüzyılda 1823'te yayınlanmış Monroe doktrinini hala günümüzde kıtamız üzerine uygulanması konusunda bizim itirazımız var. Kaldı ki Rusya ile olan ilişkiler çok çok öncesine dayanan ilişkiler. Bizim Rusya ile tarihi ilişkilerimiz var. Francisco de Miranda bir Venezuelalı general ve diplomat seneler önce Türk topraklarına da gelmiş. Karaburun'dan karaya çıkmış. Tüm Ege sahilini yukarı doğru çıkmış. Çanakkale'den Marmara Denizi'nden geçerek tüm Karadeniz'i geçmiş. Nereye gidiyormuş biliyor musunuz? Rus çariçesi Büyük Katerina ile görüşmeye. Neden görüşecekmiş biliyor musunuz? Venezuela'nın 19. yüzyılda verdiği bağımsızlık savaşına Rusya'nın desteğini almak üzere. Şimdi bu noktada bakarsanız Rusya ile biz daha dün tanışmış insanlar değiliz. Rusya ile bizim tarihin çok önemli sayfalarına tekabül eden ilişkilerimiz var. Ayrıca dediğimiz gibi biz kimsenin arka bahçesi filan da değiliz. Canımız kimle müttefik olmak isterse dünya üzerinde Vietnam'dan tutun da Türkiye, Çin, Rusya, az önce de saydığımız bütün ülkeler kim bizim egemenliğimize, varoluş haklarımıza saygı duyarsa ki bu karşılıklıdır. Venezuela onunla ilişki kurmaya hazırdır. Bunu da yapmaya devam edecektir. Türkiye'nin yaklaşımını nasıl buldunuz bu gerek darbe girişimleri sırasında, gerek son yıllarda yaşanan ekonomik kriz konusunda? Türkiye-Venezuela ilişkileri ve Türkiye hükümetinin yaklaşımı sizce nasıldı? Evet, Türkiye ile olan ilişkilere gelecek olursak aslında oldukça güzel ilişkilerimiz var. Dostluk üzerine kurulmuş ilişkiler, ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bugünkü panorama dahilinde her krizin bir büyüme hamlesi olarak sonuçlandığını görüyoruz. Biz buradan tabii ki üzerimize düşen dersleri aldık. Ve her kriz süreci ve büyüme süreci de sancılı geçiyor bildiğiniz gibi. Doğum sancılıdır. Çocuğun dişlerinin çıkması sancılıdır. Ergenlik dönemi sancılıdır ama sonuçta büyürsünüz. Biz de büyüyoruz. Bu dönem bize bir de şunu anlattı. Kim bizim dostumuz, kim bizim düşmanımız? Ya da bize gösterdi ki başka bir ifadeyle dünya üzerindeki yeni müttefiklerimiz kimler? Burada da tabii ki verebileceğimiz örnek Türkiye örneği. Oldukça şeffaf ve karşılıklı saygı temelinde gerçekleşen bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldukça cesur bir lider ve söylenmesi gereken her şeyi ilgili yerde ve zamanda söylüyor. Fakat bu noktada bizim Türkiye dediğimizde aldığımız destek sadece hükümet temelli değil, Türkiye halkının da Venezuela'nın yanında olduğunu ve bunu bize iletmek için de çok çaba sarf ettiğini söylemek gerekiyor. Çünkü Türkiye halkı her şeyden önce kendi tarihini tanıyor ve şu anda Venezuela'da yaşananlar zamanında Avrupa'nın önemli kuvvetleri tarafından yağmalanmış bir imparatorluğun küllerinden doğan Türkiye'nin yaşadıklarıyla hemen hemen eşdenkli. Türkiye bugün olduğu noktaya geldi ama Türkiye'yi buraya kimse getirmedi. Kimse bunları Türkiye'ye hediye etmedi.
Venezuela-Türkiye ilişkilerine bakacak olursak adım adım kardeşlik ve saygı temelinde ilerleyen ilişkilerimiz var. Bu noktada ilişkilerimiz son derecede açık aslında bakıyorsanız tüm dünyaya açık. Ticari ilişkilerimiz uluslararası ticaret kodlamalarına ve kanunlarına uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu noktada da sizin yapmış olduğunuz bu röportajı vesile alarak Türk halkına ve Türk hükümetine çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye bizim için çok çok önemli bir ülke. Ve bu son zamanlarımızda göstermiş oldukları dayanışmadan dolayı da biz de her zaman Türkiye'yi içimizde, kalbimizde taşıyacağız. Türkiye'nin yanında olacağız. Türkiye bize öyle güzel destek verdi ki aslında bir çok sesli koro olarak hükümeti de, muhalefeti de, pazara giden hanımefendi de, ekmek satanı da, daha doğrusu tarihinde zamanında ne yaşadığını bilen Türk halkı bizimle bir özdeşim kurdu ve Venezuela'yı anladı. Venezuela kimseye zarar veren, zarar dokunan bir ülke değil. Ama Venezuela gezegen üzerindeki en büyük enerji potansiyeline sahip ülke. Zamanında Türkiye'nin de zaten sahip olduğu konum itibariyle Birinci Dünya Savaşı'nda aynı şekilde Fransız, İngiliz ve İtalyan gibi önemli Avrupa'nın güçlü ülkeleri tarafından işgal altına alındığını biliyoruz. İlişkilerimiz şu anda gayet harmoni ve kardeşlik temelinde ilerlemeye devam ediyor. Toda Türkiye, porque el pueblo de Turquía conoce su propia historia. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Venezuela tarihinin en önemli siyasi ve ekonomik krizini yaşıyor. Tam da bu süreçte başarısız darbe girişimlerine sahne oldu. ABD'nin olası işgali söz konusu. Tam bunlar konuşulurken biz de Venezuela Ankara Büyükelçiliği'nden özel bir yayın yaptık. Venezuela Ankara Büyükelçisi José Bracho, bir askeri operasyonun, ABD'den kaynaklı bir askeri operasyonun gerçekleşmesi durumunda sadece Venezuela'nın değil tüm Latin Amerika açısından çok kötü sonuçlar doğacağını işaret ediyor. Biz de özel yayınımızın burada sonuna geliyoruz.